Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Siirt'ten devam ediyoruz. Siirt'in şehir merkezinde Fatoş Hanım'ın misafiriyiz. Perde filmi yapacağız. Eymen, bugün ne pişireceğiz? Bugün ırk. Nasıl bir yemek? Güzel bir yemek. Siirt'in kebabının da meşhur olduğunu öğrendik. Zeynep Hanım ve Gülsüm Hanım'la beraber şimdi Siirt'in mumbarını yapacağız. Şimdi de Siirt'in en doğal, en sağlıklı lezzetlerinden birisini bulduk. Pervari balı. Kaçabiliriz şimdilik. Evet, balı alıp kaçıyoruz. Arılar sokmaya başladı, kaçıyorum ben. Aside tatlısı yapıyoruz. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Siirt'ten devam ediyoruz. Siirt'in yöresel lezzetlerini, doğal lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi de Siirt'in en doğal, en sağlıklı lezzetlerinden birisini bulduk. Pervari balı. Şöyle balımızı gösterebiliriz. Mesela hemen gösterelim. Siirt balının özelliği yüksek takım, endemik bitkiler. Ve bu sayede... Prolin değeri çok yüksek, olabildiğince yüksek. Türkiye'nin en kaliteli balı diyebiliriz. Bu şekilde balımız. Şöyle gösterelim. Arı dolu. Evet, biraz arada kızgın. Bu mevsimde havada soğuk. Evet. Kaçalım buradan. Alıp kaçabiliriz şimdilik. Evet, balı alıp kaçıyoruz. Arılar sokmaya başladı. Kaçıyorum ben. Çok şükür kıyafetlerimiz sayesinde birkaç ısırıkla atlattık arının bu mevsimde bal sağma işine. Evet, balımızı sağdık. Şöyle keselim, yardım ederseniz. Tabii ki Mesut Bey. Siirt'in o meşhur pervari balının tadına bakalım. Yine arın peteği, arın kendi yaptığı doğal bir petek. O zaman pete de yiyebiliriz. Tabii tabii, şöyle. Of of. İşte Siirt'in pervari balı. Görmüş olduğunuz gibi. Ben tadına bakıyorum. Tabii tabii. İzleyicilerimize paylaşacağım. Bakalım nasıl tadı. Siirt'in pervari balı. Çok güzel, çok lezzetli ve çok hafif. Afiyet olsun. Şimdi bazı bal vardır. Kaşık yerseniz bayar. Ama şu anda hiç rahatsız etmiyor. Şöyle, arı hangi bitkiden bal alıyorsa, hı-hı, o bitkinin tadını, kokusunu, rengini, aromasını bala verir. Bazı balar genize yakabilir, bazı balar yakmaz. Ne kadar balın fiyatı Siirt'ten de yerinde? Tamamen %100 şekersiz doğal balımızın kilogram fiyatı 1000 lira. Artık bal kalitesine göre değişiyor ama en iyi sattığımız şekersiz balımız kilogram fiyatı 1000 lira. Bazen duyuyoruz işte bir kavanoz 50 liraya 100 liraya ballar duyuyoruz. Yani çok maalesef... Burada gerçek bal, sahte bal diye bir olay da var. Evet. Bu konuda ilgili izleyicilerimizi bilgilendirelim. Ya şöyle, balı 3 kategoriye değerlendirebiliriz. Hı. Şekerli bal, şekersiz bal. Bir de ne yazık ki piyasada sahte bal var. Arının görmediği bir bal. Laboratuvar ortamında üretiliyor. Biz de genelde hani tamamen %100 doğal olur. Bir de şekerli balı olur. Artık müşterinin talebine göre bal gönderiyoruz. Doğal, şekersiz bal ya da şekerli bal oldu mu gönderiyoruz. Yeni bir bal daha geldi. O ne bal öyle? Geleceğim ama desem mi demesem mi bilmiyorum. Abi şu an sakin. Nasıl sakin olabileyim? Şu görüntüye bakın. Kılıç arıyı getirdi. Şu ortadaki normal arıya göre daha iri, daha uzun. Görebildiniz mi? Mesut abi. Evet. Abi saldırı işte. Abi sakin kaçırım. Olmaya çalışalım, arı saldırmaz. Tamam abi, sen orada kal, ben kaçtım. Abi götür artık o balı arıyı. Götür, geri koy kovana. Dünyanın tadı Siirt'ten devam ediyor. Siirt balını da gördük, tattık. Sizlerle paylaştık. Daha tadacak lezzetimiz çok. Burası Siirt. Mesut Bey'le beraber dünya tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Bal sağmasını yaptık ama balla kuru yemişleri karıştırmamıştık. Evet, şimdi kış atımını hazırlayacağız. Bal, polen, Siirt fıstığı iç, badem, fındık ve cevizin karıştıracağız. Bu kış için ciddi bir enerji,
kışı öyle geçiriyoruz. Atom yiyerek başlayabiliriz isterseniz. İlk defa yapacağız böyle bir karışım. Evet, deneyelim mi? Hadi deneyelim. Tamam, önce balımızı dökelim şöyle. Doğal, katkısız bal. Kendi üretimleri bugün gördük. Evet. Arının yaptığı bal. Bir miktar polen koyuyoruz. Şöyle ceviz, badem, iç fıstık ve fındık. Üstüne balımızı ilave edelim. Tekrar aynı işlemi yapacağız. Tekrar karıştırıyoruz. Kışın bunu yerseniz... Kış atomu. Kış atomu yerseniz hasta düşmezsiniz, gün boyunca dinç kalırsınız. Çok teşekkürler, atomumuzu yaptık ve önümüze de Siirt'in yeşil altını olarak bilinen Siirt fıstığı. Siirt fıstığı, evet. Nedir Siirt fıstığı? Siirt fıstığı hakkında konuşalım. Çerez olarak bence dünyanın en lezzetli çerezi. İran fıstığı var, Suriye fıstığı var. Antep fıstığı ne oldu? Antep fıstığı, Anteplere kusura bakmasın. Antepleri kızdırmayın. Bizim en fıstığımız daha lezzetli. Antep'te baklavalık kullanılır ama çerezlik olarak Siirt fıstığı. Nokta. Siirt'te iddialı ve çok iri fıstıkları. Fıstığımız iri. Ve çok da lezzetli. Lezzetli. Tadına baktınız zaten. Kesinlikle. Siirt fıstığı yerinde ne kadar ücreti? Şu 2023 yılı. Evet. Aralık ayı. Aralık ayı şu an bunun güncel fiyatı, kilogram fiyatı 380 lira Siirt'te. Şu anda önümüzdeki duran orta kalite. Şöyle ana çatlak, ana çatlağın orta kalitesi, bunun daha üst segmenti var, daha iri kalibresi var. Onun fiyatı da 430 lira bandında. En yükseği 430 evet, lira, evet. En ucuzu? Ya şöyle 250 liraya kadar fıstık mevcut kalite olarak. 250 ile 430 lira aslında Siirt'te şu anda fıstığın fiyatı. Fıstığın fiyatı doğrudur, o şekilde değerlendirebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok da lezzetli. Afiyet olsun. Antep fıstığıyla kıyaslamıyoruz, ikisi de bizim fıstığımız. Evet. Antep'te de kızdırmadan dünyanın tadını Siirt'te çıkarmaya devam ediyoruz. Elinize sağlık. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Siirt'ten devam ediyoruz. Şimdi de Zeynep Hanım'ın mutfağına konuk olduk. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada. Ve Eymen'in misafiriyiz. Eymen. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben Eymen. Eymen, bugün ne pişireceğiz? Bugün ırk. Irk. Ne demek ırk? Irk, yemek. Nasıl bir yemek? Güzel bir yemek. Yapımını çok fazla bilmiyorum ama güzel olduğunu biliyorum. Harikasın. Tadı güzel. Hemen soralım, malzemeleri neler Zeynep Hanım? Malzememiz Siirt'in yöresel olarak kullandığımız yarma buğdayının ölçülüp elde edilmiş olan severkitel dediğimiz ince bulgur. Çok ince bulgur. Severkitel olarak geçiyor. Evet. Bir de biraz kısırlık bulgur katıyoruz, biraz daha yumuşaklık katsın diye. Bakın, normal ince bulgurla bu Siirt bulgurun arasındaki fark. Evet. Kıyma katıyoruz. İnce doğranmış soğanımız var. Yeşil biberimiz var. İnce ince doğramışsınız. Evet. Patatesimiz. Bir de haşlanmış patatesimiz, yine yumuşaklık katsın diye. Suyumuz. Evet, suyumuzu da ıslatacağız. Baharatlarımızı da katacağız. Çiğ köfte gibi. Çiğ köfte gibi. Bu yoğurma aşaması biraz zahmetli. Bunu böyle ıslatıp bekletiyoruz. Bir 15-20 dakika kadar dinleniyor. Baharat olarak salçamız var. Tuzumuz var. Pul biber, acı çok güzel oluyor. Siirtliler acıyı seviyor. Sen de seviyor musun Eymen? Ben çok fazla değil. Karabiber. Olmazsa olmazımız Reyhan. Reyhan çok güzel koku veriyor ama. Evet. Reyhan seviyoruz biz. Evet, çok bu şekilde güzel. Onu çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Öncelikle bir ıslatacağız. O ıslatma aşamasından sonra bir 15-20 dakika kadar dinlenecek. Ondan sonra güzelce yoğuracağım. Şimdi sadece harmanlıyorum. Bu şekilde bir 15-20 dakika kadar bekletiyoruz. Ona
15 dakika kadar beklettik, yumuşadı. Şimdi güzelce bir yoğurma işlemine başlıyoruz. Ama iki elle ve güç kullanarak yoğrulması gerekiyor. İnce bulgular şimdi hamur gibi olacak. Aynen öyle. Patatesle hamura beraber dönüşecek. Bu aşamadan sonra bir 20 dakika daha beklemesi gerekiyor. Ondan sonra kızartma işlemine geçiliyor. Yaklaşık yarım saattir yoğuruyoruz ve artık kıvama geldi. Sakız gibi oldu. Evet, sakız gibi oldu. Çok güzel bir hamura dönüştü. Biz bunu hemen şekillendireceğiz. Elimizi yağ batırıyoruz. Bu şekilde. Yağımızı ateşe koyduk bu arada. Yağ kızar kızmaz kızartmaya başlayacağız. Çok ilginç. İçi boş içli köfte gibi. İçi boş içli köfte gibi ama zaten içinde kıyması, sebzesi, her şeyi, baharatı, evet, salçası, her şeyi var. Lezzetinden hiç şüpheniz olmasın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çoluk çocuk kapışarak yiyorlar. Tembel gelin içli köftesi. Yok yok, bu çalışkan işi. Direkt kızartma tabağını alacağım. Tavayı alacağım. Irklarımızı direkt kızgın yağ atıyoruz ve yağda kızartıyoruz. Hemen de biz sabırsızla bekliyoruz. Ateşinin biraz harlı olması gerekiyor. Evet. Düşük ateşte çok güzel kızarmaz. Çok fazla yağ çeker bu arada. Aslında çok pratik. Sadece yoğurması zahmetli. Çok pratik. Bunu bu şekilde yoğurup dondurucuya atıp hani sonrasında canınız çektiğinde çıkarıp kızartabilirsiniz de. Mesela 1-2 gün öncesinden yoğurup dolaba atıp canınız çektiğinde çıkarıp kızartabilirsiniz. Çalışan hanımlara da önerir. Çalışan hanımlar için geceden hazırlayıp ertesi, evet, sabah gelip hemen kızartıp taze taze sıcak sıcak yiyebilirler. Gerçekten harika, öyle. Çok lezzetli, doyurucu. Evet, Zeynep Hanım'ın kardeşi Fatma Hanım geldi. O kamera karşısına çıkmıyordu, utanıyordu. Ama artık çıktı. Hoş geldiniz. Aynen, çıkmak istemiyor. Annem çok utangaçtır. Evet. Maalesef. Maalesef. Kameralara çıkamıyor bu durumda. Evet. Neyse, evet, onun yokluğunu sen dolduruyorsun. Evet, dolduruyorum. Irk güzel oluyor. Hele ki teyzemin eli çok güzel yapar. İstediğimiz kıvama geldiler. Yeterli bir şekilde kızardılar. Bunları şimdi bu şekilde, toplu bir şekilde topluyoruz üst üste. Üst üste toplayıp yağını süzüyoruz. Yeni bir parti dağıtacağız arkasına. Evet. Kamera arkası kalabalık. Ve artık o an geldi. Eymen'le beraber tadına bakacağız. Evet. Öndekiler biraz daha sıcak. Ortalardan buyurun isterseniz. Lezzetine bakabilirsiniz. Eymen gel. Ortadan alıyoruz. Ortalar daha elle yiyoruz değil mi? Çatal bıçak yok. Hayır, yok, elle böyle yiyoruz. Usul böyle. Eymen. Evet. Sen göster bana. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Neye benziyor tadı? Köfteli mücver arasında mükemmel bir tat. Evet, aynen öyle. Hem köfte hem mücver arası. İçinde hem sebzesinden dolayı hem bulgurundan dolayı güzel bir lezzet. Bayıldık. Çok severek yediğimiz bir lezzet. Tarifini vermesi bizden, yapıp denemesi sizden. Dünyanın tadı devam ediyor. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Siirt'ten devam ediyoruz. Şu anda Siirt'in şehir merkezinde Osman Usta'yla beraberiz. Siirt'in kebabının da meşhur olduğunu öğrendik. Daha önce Urfa kebabı, Adana kebabını duyduk. Ama Siirt kebabını ilk defa duyuyorum, ilk defa tadacağım. Osman Usta. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siirt kebabının özelliği Adana'dan, Urfa'dan farklı olmasının sebebi büryan butuyla yapmamız. Ondan sonra %30 kuyruk kullanmamız, %20 süt danası kullanmamız. Bir de elle zırhla çekmemiz. Bundan ayrılan özellik burası. Bir de Siirt maneviyat şehri. Siirt evliyalar şehri. Siirt kebabının meşhur olması. Evliyalarla kebabın ne ilgisi var şimdi? Yani buradaki maneviyat çok önemli. Buradaki maneviyat, hissiyat tüm nasıl size söyleyeyim şeyi veriyor. Maneviyat tüm ortamı kebaba veriyor. Şimdi bunu isteyeceğiz, yaşayacağız. Tamam. Osman Usta'yla beraber. Malzemelerimiz kuzu butu. Kuzunun kuyruk kuzu yağı. Kuzu erkek butu. Kuzu erkek kuyruk yağı. Bir de süt danası. Süt danası. Evet. Ustam, seni izliyoruz heyecanla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kebabımızı yapmaya başlayalım. Büryan butumuz erkek olması lazım. Dişi hayvan Siirt'te kullanılmaz. Kimse dişi hayvan yemez. Sebebi? Sebebi dişi erkek hayvanın daha güzel, daha lezzetli olmasıdır. Sebebi bu. Kıyma kullanmıyoruz efendim. Kıyma yok. Bakın, kıyma, saf et. Hepsi saf et. Kebabın püf noktası. Püf noktası. Kebaba lezzeti veren kuyruk yağıdır. Kuyruk yağsız olmaz. Tabii, mı? Kuyruk yağsız kebap olmaz. Ondan sonra %20 ise süt danası. Süt danası dediğimiz daha yeni diş atmamış yani. Yeni doğum yapmış hayvan. Yavru. Evet, erkek olacak bu da. Eyvah. Bunda da dişi olmaz. Bu da zaten kuzudan pek bir farkı yok bakarsanız. Belli olur zaten.
Siirt kebabını Adana'dan ayıran özellik, Adana'da sadece kuzu kullanıyorlar. Evet. Ama Siirt'te biraz süt danası kebaba lezzet verir. Oo, tam çok meşakkatli. Evet, meşakkatli iş. Rahat iş olmaz. Usta çok güzel çekiyorsun. Çok özendim. Ben de denemek istiyorum. Eğer izin olursa. Tabii ki, buyurun. Bakalım bende yetenek var mı? Buyurun. Benden bakalım. Kebapçı olur mu? Sizden kebapçı olun bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl oluyor bu bıçak? Yani biraz oluyor da bu bıçağın bir özelliği var. Bunu vurmayı bilmek lazım. Bunu özel öğretmemiz gerekiyor. Çünkü bunun bir özelliği böyle direkt bu şekilde ezilir bu. Evet. Bunun bıçağın özelliği, bunu kullanmayı bilmek önemli bir olay. Herkesin yapabileceği bir şey değil yani. Bu tutup tak böyle vurmak değil yani. Evet. Zaten yani fark etmişsiniz. Tabii ki et ezilirse tadını kaybeder. Zaten sen doğrarken gelen sesle ben doğrarken gelen ses farklı. Tabii ki. Sizin de bunu artık daha sonra yapmanız lazım. Size öğreteceğiz. Ne diyelim? Bakın, tuz alabilir miyim? Kıymaya dönüşmeye başladı. Baharat? Biz normalde acılı isteyenlere sadece pul biber, acısız isteyen sadece tuz. Yani ilk baharatımız sadece yemek, ette tuz olur, tadının lezzetini versin diye. Acılı yemek isteyen pul biber dökeriz, ona göre acılı yaparız. Ama herhangi bir baharat falan yok, sadece tuzunu ayarlıyoruz. Eti tadını alıyorsunuz herhalde. Tabii ki, sadece et. Kebabın tek baharatı tuz. Evet. Böyle karıştırıyoruz. Evet, şu an etimiz saplamaya hazır. Ateşe tamam. Hazır halde. Şişlerimiz gelsin. Şimdi kardeşiniz geliyor. Gel. Mustafa sen de gel. Burada kuşaktan kuşağa geçen meslek. Sizin isminiz? Ramazan benim ismim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk Ramazan Usta. Sağ olun. Teşekkür ederim. Acılı olacak mı peki sizinki? Benimki yoksa acısız mı olsun? Ben eti tadını almak istiyorum. Bu taze olduğu için böyle şu an henüz daha tam durmuyor şişte. Evet. Dökülmesin şeker. Aslında dökülmesi daha iyi çünkü biz bunu kıymadan geçmediğimiz için parça parça oluyor. Dağılmasını zaten önemsiyoruz biz. Şu an sizin kebabınız hazır. Gerçek Siirt kebabı. Evet, şöyle. Hemen Osman Usta'ya verelim. Osman Usta'm, bir porsiyonda kaç şiş var? Bir porsiyonda iki şiş var. Bu bizim tek şiş usulümüz. Bu yarım porsiyon oluyor. Bir porsiyonda iki şiş oluyor. Tamam, sen iki porsiyon yap. Ben yarım porsiyonu falan doymam. Tamam, ben hemen size saplıyorum. Hemen. Domates ben alabilir miyim? Evet, kebabımız hazır ve geliyor. Şu an çok güzel şekilde kebabımız pişmiş durumda. İşte gerçek Siirt kebabı. Gerçek Siirt kebabı bu. Herkesi Siirt'e bu kebabı yemeye bekliyoruz. Nasıl yenir ustam bu kebap? Bu kebap az soğan, bir de nasıl söyleyeyim, kızarmış ekmekle. Az soğan, ekmeksiz fazla yemeyeceksin. Sadece et yiyeceksin. 3 porsiyon sen rahatsız etmez. O zaman göster bize nasıl yenir? Yani ilaç niyetine. İlk önce usulüne uygun. İlk önce Z'ye direlim. Ekmeksiz. Ekmeksiz. Tadına bakın. Çiğnemeye gerek yok. Şimdi direkt yutuyorsunuz. Çiğnemeye gerek yok. Direkt yutun. Direkt yutun. Ağızda dağılıp gidiyor. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Ustam çok güzel. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Bayıldım. Afiyet şeker olsun. Ve kendimi olsun. Durduramıyorum. Sizlerin de affını diliyorum. Biz şimdi yayını burada keselim. Bu güzel kebapları yiyelim. Ardından devam edeceğiz. Burada lezzetler bitmiyor. Bitmez. Dünyanın tadı Siirt'ten devam ediyor. Siirt kebabıyla. Herkesi Siirt'te bekliyoruz. Dünyanın tadını Siirt'te çıkarmaya devam ediyoruz. Zeynep Hanım ve Gülsüm Hanım'la beraber şimdi Siirt'in mumbarını yapacağız. Evet, Siirt'te yine mumbar iki çeşit yapılıyor. Biri salçalı, baharatlı, birkaç çeşit baharatlı. Bir tanesi de etli ve karabiberli sadece, karabiber tuzlu. Öncelikle karabiber tuz ve etli olanını yapacağız Siirt usulü. Pirincimizi koyacağız, diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. 2 bardak pirincimiz var bizim burada. Etimiz var, kırmızı etimiz. Kuzu dana fark etmez, damak tadına göre değişebilir ama Siirt'te daha çok kuzu kullanılıyor. Karabiberimiz, tuzumuz. Karıştırıyoruz. Evet. Yağımız, sıvı yağ, çiçek yağı tercihen. Bir bardak sıvı yağımız. Daha kolay doldurulabilmesi için bir bardak suyumuz var. Soğan, maydanozumuzu ekleyeceğiz.
Siirt'te, Siirt'in yöresel, yerli mutfağında sadece bu şekilde yapılıyor. Soğan, maydanoz, et, karabiber, tuz, başka hiçbir şey konmuyor. Siirt usulü. Bu Siirt usulü, evet. Bumbar. Mumbar değil. Bazı yerlerde mumbar deniyor. Burada evet. Siirt'te bumbar. Jokat. Evet. Arapça ismi. Ruvi yine aynı şekilde Kürtçeden telaffuz edilen ismi. Dolum aşamasına geçebiliriz. Şimdi dolduruyoruz. Nasıl dolduracağız? Hiçbir şey yok elinizde. Bazı yerde kabak ocağı doldurulur, bazı yerlerde farklı maharet şeyler var ama elinle burada. Elinle doldurmakta. Şimdi bunu yıkarken çeviriyoruz. Şurada yağlı kısmı var. Evet. Bu yağlı kısmı dışta kalacak. Arkadaşlar burada öğrendiler zaten onun önemli kısmını, püf noktasını aynen. İçeri bir parmak sıkıştırıp harcımızı doldura doldura çevireceğiz. O zaten kendini atacak dışarıya. Bravo. Kapak, işte ne bileyim farklı aparatlar vesaire evet. Gerek yok. İşin şey böyle ustalığı burada aslında. Evet. Böyle söyleyeyim. Stajyerlerimiz de bunu öğrendiler. Evet. İnce doldurmak önemli ama Siirt'te mutfaklarda dolu dolu böyle bayağı kalın şekilde dolduran da var. Biz burada daha çok ince bir şekilde doluyoruz. Görsel olarak da daha cezbedici oluyor. Evet, eldivenle olmuyor bu iş. Elimiz temiz, o yüzden el yapalım. Bizi burada gezdiren rehberimiz Fikret Bey var. Fikret Bey'i de alalım. Gel Fikret abi. Teşekkür ederim. Fikret abi çok seviyor bumbarı. Günlerdir bana bumbardan bahsediyor. Aynen öyle, doğrudur. Bumbarı bize ne zaman gelen misafirimiz geldiğinde inşallah en kısa zamanda götürüp bumbarımızın yerinde, asıl yerinde nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor dedi. Hem ikram edelim hem tanıtalım yemeğimizi. Sağ olsun Gülsüm Hanım da bizi kırmadı bu konuda. Evet. Maharetli elleriyle bize bugün inşallah sizlere bu güzel yemekler yedireceğiz. Evlerde sürekli yapılır mı? Evlerde sürekli yapılmaz da birazcık. İşin açıkçası tüm hanımlarınız bazı konularda, bu tür konularda birazcık hassas. Çünkü bağırsakların epeyce ne farklı dezenfektan edilmesi gerekiyor, yıkanması gerekiyor. Tabii temizlenmesi gerekiyor. O süreçte ondan dolayı herkes her gün yapılan bir yemek değil. Özel gelen bir misafirlerimiz olduğu zaman o misafirler için ayrıca özel bu şekilde bir yemeğimizden yedirtiyoruz, evde ikram edittiriyoruz. Eskiden bunun ucunu iğneyle dikerlermiş, içindeki pirinçler taşmasın diye. Ancak ucunu hafif boş bıraktığımız zaman pişme aşamasında taşma olayı olmuyor. Çok aşırı doldurulduğu zaman o risk oluyor. Zaten kaynar suyu attığın için direkt hemen... Hemen topluyor kendini. Kaynar suyun içine atacağız zaten. Çekim aşaması. Kaynar suyu atılmasa belki dağılabilir. Evet, bunlar hemen kendini toplayınca o dağılma, içindeki pirincin harcın çıkma riski ortadan kalkmış oluyor. Evet. Bumbarlarımız şu anda hazır. Ocağa götürüyoruz. Aynı makarna gibi haşlıyoruz. Evet, düdüklü tencerede. Tahminen bumbardan bumbara değişiyor çünkü bazısı daha hayvandan hayvana söyleyeyim bir şey yapmış olabiliyor. Daha geç pişebiliyor ama tahminen 45 dakikada düdüklü tencerede hazır hale gelecek. Ve artık merakla beklediğimiz o an geldi. Siirt bumbarımız hazır. Evet. Bu karabiberli, etli ve salçasız yapılan bumbarımız susuz servis ediliyor. Afiyet olsun. Tabii merak ediyorum. Mikrofonu size veriyorum. Bayıldım. Daha fazla canınızı çekmek istemiyorum. Ben bu güzel bumbarı yiyeceğim, ardından devam edeceğim. Dünyanın tadını Siirt'te çıkarmaya. Ekranların en tatlı programı Dünyanın Tadına Siirt'ten devam ediyoruz. Siirt'in şehir merkezinde Fatoş Hanım'ın misafiriyiz. Perde pilavı yapacağız. Çok farklı bir pilav. Evet. Dışı hamur. Dışı içi hamur. Pirinç. İçi pirinç. Üzerinde bademler var. Tavuk evet. Var içerisinde. Baharatları var. Kuş üzümü var. Badem var. Dolmalık fıstığımız var. Çam fıstığı da deniliyor. Beş türlü baharatımız var. Karabiberimiz. Bu şekilde. Tavuk bol malzemeli. Etimiz. Evet, bol malzemeli. Hikayesi olan bir pilav. Şimdi sizlere hem hikayesini anlatacağız hem tarifini vereceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Nereden başlayalım? Önce içini mi hazırlayalım? İlk önce pilavını pişireceğiz. Pilavından önce bademleri ve
dolmalık fıstığımızı kavurmamız gerekiyor. Tamam. İlk önce onları kavuralım. Fıstıklarımız kavruldu. Alıyoruz. Pilav pişince bunlar yumuşamasınlar diye yağdan çıkarmamız gerekiyor. Evet. Kamera arkasında da bu arada dev bir jüri heyeti var. Fatoş Hanım'ın arkadaşları var. Onlar da Fatoş Hanım'ı izliyor. Fatoş Hanım onlara kurabiyeler yapmış, çaylar yapmış. Nasıl gidiyor hanımlar? Ya Fatoş'a güveniyoruz. O kadar güzel yapıyor ki her gün buradayız. Az sonra hep beraber tadına bakacağız. İnşallah. Sabırsızla bekliyoruz. Instagram sayfası da var. Evet. Fenomen burada bu arada. Çok güzel paylaşımlar yapıyor. Şimdi badem ekledik. Bademi de kavuralım. Instagram sayfanız ne Fatoş Hanım? Annemin Mutfağı Siirt Yöresel Yemekleri. Annemin Mutfağı Siirt Yöresel Yemekleri. Kendi yaptığım yemekler, pastalar, börekler, süper, çörekler, onları yapıyoruz. Siirt Yöresel Yemekleri. Şimdi bademi kavuruyoruz. Bademlerimizin de kızarması yeter. Onları da alalım. Bademlerimizi de kavurduk. Pirincimizi ekliyoruz. Pirinci önceden ısladık. Suyunu süzdük. 6 su bardağı pirinç, yani bu tencereye girebilecek kadar. 6 su bardağı pirinç kullanacağız bir tencere için. Pilavımızı biraz kavurduktan sonra suyunu ekleyeceğiz. Karabiberini ekledik. Biraz tuz. Pirincimizi biraz kavurduk. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Biraz karabiber ekledik, tuzunu ekledik. Yine tekrar kavurduk. Şimdi suyumuzu ekleyeceğiz. Pişirip demlenmeye bırakacağız. Su normal su değil. Biraz tavuk suyu, tavuklara haşladığım su vardı, tavuk suyu, geri kalan da normal su ekleyeceğiz. Tavuk, tavuk suyuyla beraber demliyoruz. Tavuk suyuna pişiriyoruz pilavımızı. Tavuklarımızı tavuk haşladık, kızarttık, didikledik, hazırladık onu öncesinde. 3 bardak tavuk suyu, 3 bardak da normal su. 3 bardak da normal su ekliyoruz. Evet, pilavımızı bir taraftan pişerken biz de hamuruna başlıyoruz. Hamuru için. Yarım paket margarin. Yarısını hamuruna, yarısını da... Evet, yarısını hamura, yarısını da tencerenin etrafına sıvamak için kullanıyoruz. Evet, yapışmasın diye. Hı hı. 3 tane yumurtamız var. 1 çay bardağı sıvı yağımız. 1 çay bardağı yoğurdumuz. Ben içine yarım çay bardağı tavuk su koyuyorum. Yani genelde kimse koymuyor ama ben hamuruna koyuyorum. Hamuruna koyuyorsunuz, süper. Hamuruna koyuyorum ben. Daha biraz çok lezzetli. Tavuk sulu, hamur. Evet. 1 tatlı kaşığı tuz. Bir yarım çay kaşığı kadar karbonat ekliyoruz. İlk defa görüyorum hamurun içine tavuk suyu konduğunu. Hanımlar siz gördünüz mü daha önce? Biz gördük. Tercih istinaden yapılıyor. Yani isteyen koyuyor, isteyen koymuyor. Ama yakışıyor tavuk suyu hamuruna. Siz de evet, ben de koyuyorum. Siz evet. Hamurun tadı daha güzel oluyor. Daha gevrek, daha kızarmış oluyor tavuk suyuyla. Herde pilav o zaman Siirt'te anladığım kadarıyla her evde yapılıyor. Evet. Her evde yapılıyor, her misafire yapılıyor, her bayramda yapılıyor, her özel günde yapılıyor. Hemen Fatoş Hanım yanına geçiyorum. Fatoş Hanım geldim. Hamurumuzu yoğuralım. Hamuru yoğuralım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olması lazım. Yumuşak olursa daha gevrek olur. Hamurumuz kıvama geldi. Hamurumuz kıvamına geldi. Hamurumuzu ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi alt taban için, bir tanesi de üst kapak için. İkiye ayırıyoruz hamurumuzu. Üst kapağı az, evet, alta çok. Alta çok. Bu üst kapak için. Tamam. Pilavımızı ve hamurumuzu dinlenmeye bırakmıştık. Pirincimiz dinlendi, hamurumuz dinlendi. Şimdi devam ediyoruz. Evet, şimdi malzemelerini, iç malzemelerini karıştırıyoruz. Karabiber, biraz daha karabiber ekliyoruz. Beş türlü beş baharat. Beş türlü baharatı. Siirt'te çok seviliyor. Evet. İçerisinde kimyon, kişniş, karabiber, karanfil ve tarçın var. Evet. Tavuklarımızı ekleyelim. Üzerine badem ekledik. Dolmalık fıstıklarımız. Kuş üzümümüz. Pilavımız hazır. Şimdi tenceremizi yağlayacağız. Hazır. Tenceremizi aldık. Yağlayacağız tenceremizin etrafını, bademlerini dizeceğiz. Sonra hamurunu açıp yerleştireceğiz. Güç noktası burada açık yer bırakmamak. Eğer açık yer bırakırsanız ve hamur yapışırsa bütün emek boşa gider. Bademleri dizelim. Tabii ki. Eskiden kalp yaparlarmış, aşkı, sevgiyi ifade edermiş. Ok yaparlarmış, özgürlüğü, bağımsızlığı ifade edermiş. Eskiden vardı, şimdi biz herhalde kolaya mı kaçıyoruz acaba? Çiçek yapıyoruz.
güzel oldu. Çok güzel oldu. Çek, motifleri istedik. Hazır. Evet, tenceremiz hazır. Şimdi hamurunu açıp pirincimizi içine dolduracağız. Hadi açalım. Evet, şimdi hamurumuzu açmaya geçiyoruz. Siirt'te fazla kullanılmıyor tabii merdane. Genelde hanımlar böyle elde açıyorlar. Merdaneyle yapıldığı zaman birazcık sanki basılıyormuş gibi oluyor. Yani basık oluyor. Evet. O yüzden... Yürüsün usul bu. Annelerimiz hep bize böyle öğretmişler o yüzden aslında. Evet, hamurumuzu elimizle incelttik. Şimdi tencereye yerleştirmeye geçiyoruz. Pilavımızı içine yerleştirelim artık. Şimdi pilavımızı tenceremize, hamurun üzerine yerleştiriyoruz. Evet. Üstünü kapatacağız. Evet, kapağını yapacağız. Ama o kabak taban olacak. Kenarını fazla hamurunu kesiyoruz. Evet, fazla hamurunu böyle kesiyoruz. Sonra birleştirip üstüne de bademle süsleyip fırına vereceğiz. Şöyle birleştiriyoruz patlamasın diye fırındayken. Çünkü bu biraz hamur birazcık da kabaracak. Şimdi burası altta kalacak ama onu da süsüyorsunuz. Burası altta kalacak. Onu da badem. Bravo. Koyuyoruz. Şimdi kaç derece fırında kaç dakika pişecek? 200 derece fırında 40 dakika, 1 saat yaklaşık 40 dakika, 1 saat pişecek. Artık merakla beklediğimiz o an geldi. Perde pilavımız pişti gibi. Pişti, evet pişti. Hadi çıkaralım. Fırından çıkaralım. Koku güzel. İçeriden güzel kokular geldi. Artı bir. Evet, bir puan aldı. Fatma Hanım, güzel kızarmış. Artı iki. Evet, bence de. Çevirelim şimdi. Yapışmadıysa bir puan da oradan geliyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Siirt'in meşhur, bu meşhur perde pilavı. Tarifleri yayından hemen sonra Instagram'da paylaşacağım. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Fatma Hanım, takip etmek isterseniz onun da Instagram adresi. Annemin Mutfağı. Annemin MTFG diye girebilirsiniz. Evet, Siirt yöresel yemekleri. Tadına bakacağız. Hep beraber puan vereceksiniz siz. Nasıl yenir? Hemen keselim. Keselim. Ama keserken de hikayesini anlatalım. Bu pilavın bir hikayesi var. Perde pilavının hikayesi var. Aşağıda bir fare mi var, kedi mi var? Şimdi perde pilavımızı kesiyoruz ve keserken hikayesini anlatıyoruz. Hikayesi, kızlar evlendikten sonra, kayınvalidelerin evlerine gittikten sonra ilk gün perde pilav yaparlarmış. Dış kabuğu bu evde, bu ev artık senin evin, kendi evin gibi benimsemeli. Bu evin sırlarını dışarıya açık etmemen lazım. Kimseye, kendi ailen dahi olsa kimseye söylememen gerekir diye hamuru şöyle kaplıyorlar. İçindeki pilavı, pirinci bolluk ve berekete. Bademleri erkek çocuğa, dolmalık fıstığı kız çocuğa işaret. İçindeki kuş üzümü de sağlığa işaret. Baharatlar da karabiberi, beşlülü baharatı da hayatın tatlı, tuzlu bazı gerçeklerine delalettir, işarettir. Kayınvalide bu mesajı vermek istiyor geline. Olan biten sırlar, pozitif negatif olan şeyler dışarıya anlatılmamalı diye. Size yaptılar ilk evlendiğinizde, gelin geldiğinizde. Yaptılar, evet. Size de yaptılar. Bana yapmadılar. Eyvah. Size yapmadılar. Bana da yapmadılar. Bana yapmışlar. Evet. Demek ki ne diyoruz? Kültürel farklılıklarımız var. Bu pilav size gelsin. size yapmış olayım. Evet. Evet, şimdi en güzel ana geldik. Evet, ana doğru yaklaşıyoruz. Tadım ana. En güzel yeri neresi olur? Yufkasıyla pilavını birlikte aldım. Öyle mi? Evet. Şöyle o zaman bir parça kırıyorum. Bademiyle, yufkasıyla beraber aldım. Biraz da pilavından. Oldu mu sizce? Evet. Hadi siz de alın, hep beraber tadalım. Hep beraber. Olmuş mu olmamış mı söylerim. Tabii söyleyeyim. On üzerinden on. Çok güzel gerçekten. Mükemmel. Tarifini verdik. İnşallah yapabilirseniz deneyin. Ya da gelin Siirt'e.
Kimin kapısını çalarsanız yapar mı? Baş göz üstüne. Yapar. Yapar, evet. Dünyanın tadı Siirt'ten devam ediyor. Herkesi Siirt'te bekliyoruz. Ferdi pilavıyla. Dünyanın tadına Siirt'ten devam ediyoruz. Gülsüm Hanım'ın misafiriyiz. Gülsüm Hanım'ın öğrencisi Sefa ile beraber şimdi... Aside tatlısı yapıyoruz. Aside tatlısı yapıyoruz. Evet, ocağımızı açalım. Aside tatlısı pekmezli bir muhallebi diyebiliriz biz buna. Siirt'te pekmez tatlıların çoğunda kullanılır şeker yerine. Kendi üretimleri olan pekmezleri kullanıyor genelde. Yağımızı koyacağız ve erimesini bekleyeceğiz. Şeker kullanmıyoruz. Şeker kullanmıyoruz. Pekmezin yeterince tatlılığı yeter gelecektir. Ve çok sağlıklı cevizle yenen, cevizle süslenen çok sağlıklı bir tatlı bu. Şimdi yağımız çok fazla kızmadan hemen unumuzu atıyoruz ve... Unu kavuruyoruz. Unu kavuruyoruz. Kuşkana kadar. Evet. Püf noktalarını biliyorsunuz. Yoğun kıvamlı bir tatlı olduğu için miktarı az yapıyoruz. Taze taze yapıyoruz. Pekmez çünkü zaten bir çay bardağı bayağı tatlandıracaktır onu. Şeker kullanmaya hiç gerek yok. Ama tabii daha tatlı sevenler isterse pekmezin miktarını arttırabilir, isterse ekstra şeker ekleyebilir. Ama normalde gerek yok, tavsiye etmiyoruz. Gerek yok, tavsiye etmiyoruz kesinlikle. Yani pekmezi yediremeyen anneler, aynen. Çünkü böyle tatlılarla puding yerine mesela, hani o paketli pudingler yerine, rengi çünkü pudinge benzeyecek zaten. Puding yerine bunları çocuklarına yedirebilir. Bunun kokusu çıktı. Şimdi pekmezimizi, ardından hemen suyumuzu, pekmezi koy. Hemen suyumuzu da koy. Şöyle çikolata gibi oldu zaten. Sıcak mı, soğuk mu? Soğuk. Soğuk. Çünkü beraber kaynayacak, kıvam alacak. Bu şekilde koyulaşıncaya kadar? Evet, puding gibi kıvam alana kadar kaynayacak. Karıştırarak kaynatıyoruz, dibi tutmasın diye. Tatlımız koyulaştı. Şu anda çikolata gibi bir görüntüsü var. Puding gibi oldu. Evet. Çocuklarımıza bu şekilde yedirebiliriz. Sağlıklı. Pekmezin kokusu da geliyor. Şimdi bunu servise alıyoruz. Tamam, bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Tatlımız hazır. Hazır, soğuk geliyor. Evet, soğuyacak tamamen. Soğuyacak tamam. Ve bu şekilde servis edebiliriz. Tabii küçük porsiyonlar şeklinde hazırlayabiliriz. Bu şekilde büyük porsiyonlar da hazırlanabilir. İsterseniz borcama yayıp iyice soğuduktan sonra kalıp biraz daha un miktarını arttırınca daha kalıp halinde de... Lokum gibi. Evet, lokum gibi de tüketilebilir. Dilimlenip lokum gibi tüketilebilir. Afiyet olsun. Aside tatlımızı soğuttuk, dondurduk. Evet. Art tadına bakabiliriz. Şimdi tadım zamanı. Şefim, mikrofonu ben size vereyim. Tamam. Görüntü şahane. Ceviziyle beraber. Puding gibi. Evet, puding gibi. Şöyle ceviziyle beraber alıyorum. Evet. Çok güzel, çok hafif. Hiç rahatsız etmiyor. Hı hı. İçinde pekmez olduğu için... Ve şeker de yok. Şeker yok, evet. Yani puding gibi ama evet. Puding değil. Çok güzel sağlıklı. Olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Tarifini verdik. İnşallah herkes yener. Dünyanın tadı Siirt'ten devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.